set bilimci, e, politik yol yazarı aynı zamanda Profesör Doktor Gülgün Erdoğan Tosun da bizimle birlikte. Gülgün Hocam merhaba. Merhabalar. İzmir'e selamlar da hemen yayının başında söyleyelim. Evet, Bir hemen Barış'la konuşmamızı yapalım. Tabii. Ondan sonra da Gülgün Hoca'yı dinleyelim. Ki. Şimdi o Tarkan'ın klibi Hı. E, YouTube'da 17 milyon kez izlenmiş. Şu an evet. en son rakamı söylüyorum. En son rakamı Az Az önce söylüyorum. Baktın. 17 milyon kez izlenmiş. Hı. Twitter'da ayrıca 13,5 milyon kez izlenmiş. Tarkan'ın kl, e, klibini duyurduğu tweet 77 bin RT, 352 bin FAV almış. Bunlar tabii çok büyük rakamlar. Sosyal medyada e, önemli rakamlar. Ben size Tarkan Bey dair ilginç bir şey anlatabilir miyim? Şu sıralarda hatta ben bakıyorum e, WhatsApp. Ben grup... dinledim videoyu izledim mi? Ben izledim. Hoşuna izledim. gitti mi? Hoşuma da gitti. Başarılı Hiç da buldum e, insanlara öyle ya da böyle moral de verdiğini düşünüyorum. Birazdan ben... fazla Say'ın bu konuda ne dediğini de e, aktaracağım. E, bir mesaj attı sağ olsun e, bize katkıda bulunduğu e, onu da söyleyeceğim evet. E, şu sıralar WhatsApp gruplarında dolaşan bir e, iddia var. O iddiayı biraz belki açabilirim e, bugüne kadar da yalanlanmamış bir iddia aslında bu. Şimdi e, milli Instagram'da da 15 milyon 488 bak yönetmenim 11 milyon 488 C bin muazzam rakamlar. Yönetmenim söyledi. Muazzam evet. rakamlar. Şöyle e, anlatmak istediğim şey şu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın resmi sayfasına baktığınızda tarihçemiz bölümü teşkilat mahsusayla başlar. Diyeceksiniz nereden nereye oraya geçtik biz şimdi? <laughs> Allah Allah. Şimdi, Teşkilatı mahsusa. <laughs> Teşkilatı mahsusa. <laughs> Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın atası olarak kabul edilir. Evet. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın atası olan Teşkilatı Mahsusa'nın önemli isimlerinden, neferlerinden birisi vardır. Ali Dursun Kaptan. Bir üst teğmendir kendisi. Ali Dursun Kaptan Kurtuluş Savaşı sürecinde İstanbul hükümetinden bir gemiyi o zamanki yurtsever insanlarla birlikte kaçırmıştır. O geminin adı Alemdar'dır. Ali Dursun kaptan Alemdar'ın ikinci kaptanıdır. Anadolu'ya Mustafa Kemal öncülüğündeki Kuvayi Milliye e, saflarına silah taşımıştır Alemdar gemisiyle. Çok önemli bir isimdir Kuvayi Milliye'nin tarihinde ve zaten Alemdar yani Kuvayi Milliye'nin tek deniz şehidini veren gemidir. E, Ali Dursun da onun ikinci kaptanıdır. Ali Dursun'un hatta işte bir oğlu vardır, Fethi diye. O oğlu Turancılık Davası'nın önemli isimlerinden birisidir. Nihalatsız'la birlikte, Alparslan Türkeş'le birlikte Turancılık Davası'nda yargılanmıştır. Tabutluk dediğimiz işkence yerlerine girmiştir. Hatta Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucularından birisidir. Türkçüler için, MP ailesi için çok önemli bir isimdir. Şimdi Ali Dursun kaptanın, bir torunu vardır aslında. Ee, adı Tarkan'dır. Yani bizim bildiğimiz popstar Tarkan'ın büyük dedesi Ali Dursun Tevetoğlu'dur. Bugüne kadar da yalanlanmamış bir bilgidir bu. Ben e, araştırdım buraya gelmeden önce. İşte e, e, dedesinin e, babası diyen yani oldu vesaire. En nihayetinde... Bak Erol mütercimler mesaj gönderdi. Subayken Alemdere yazmıştım. Barış doğru anlattı diyor. Evet. evet. Teşekkür, Teşekkür ederim ama doğrulama doğrulama eronomi tercimler e, tarafına önemlidir. Yani şunu demek istiyorum. Şunu aslında getireceğim e, lafı. E, bugün ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli isimlerinin Tarkan'ı e, çok ağır bir şekilde eleştirdiğini. Hain niye kadar böyle. Ya ne FETÖcülüğünü bıraktılar, tabii, tabii. ne teröristliğini bıraktılar. görüyorum da. Ne darbeciliğini bıraktılar. E, unutuyorlar. Şimdi bakın zamanında rahmetli Mehmet Gül vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul Milletvekili. Evet. Tarkan'ın özel hayatına dair bir açıklama yapmış Hürriyet Gazetesi'ne yıllar yıllar önce. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Camii'ye ayağa kalkmıştı. Ya demişti siz Ali Dursun Tevetoğlu'nun torununa dair nasıl böyle bir açıklama yaparsınız diye. O böyle bir e, gelenin temsilcisidir. Onun işte e, amcası Fethi Tevetoğlu'dur. Bizim Alparslan Türkeş'le birlikte yargılanmış işkenceler görmüş birisidir. Tarkan böyle bir ailenin bir anlamda torunudur. Ama şimdi baktığımızda ben şimdi Ülkücü camianın, Milliyetçi Hareket Partisi camiasının hiç bunları hatırladığını görmüyorum. Belki hani Tarkan'ı e, anarken Tarkan'ın şu an Türkiye siyasetinde e, bir belirleyen olduğunu hatırlarken onun hani e, büyük dedesini hatırlamak gerektiğini düşünerek bu bilgiyi de vereyim istedim. Peki. Ee, şimdi Gülgün Hocama da bir soralım sayın hocam. Bir siyaset bilimci olarak, siyasal iletişim uzmanı olarak, e, ne dersiniz bir defa siz de herhalde izlemişsinizdir. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Geçecek şarkısı, bu şarkının yarattığı yankı hakkında ne dersiniz şu anda? Neye denk düştü bu şarkı Türkiye'nin geçtiği süreçte? O milyonların içinde tabii izleyenlerin içinde ben de varım. Gerçekten de beğendim şarkıyı. Bütün toplumda beğendi. Burası da bir gerçek. Ayrıca Tarkan ee, olsun Sezen Aksu olsun bu toplumun e, sevilen sanatçılarındandır. O yüzden e, ben burada meseleyi e, siyaset bilimi nosyonu gereğince e, sanatın iktidarla olan ilişkisi bağlamında biraz ele almak ve buradan biraz bakmak istiyorum. Andrejit e, şöyle bir şey der sanat baskıdan doğar der. Burada bir sanat baskıdan doğar. Evet, sanat baskıdan doğar der. Bu baskı kimi zaman dışsal bir baskıdır, ee, şey gibi siyasal olabilir, kültürel olabilir, ekonomik baskılar olabilir. Kimi zaman dışsal bir baskıdır. Ee, kimi zaman ve çoğu zaman ise içsel bir baskıdır. Bir rahatsızlık, kaygı, kişinin duyduğu endişelerden kaynaklanabilir der. Ben o yüzden e, bu görüşe katılıyorum. E, Cemal, Cemal Süreya da e, Türk şiirinin yine önde gelen, tanınan, sevilen isimlerinden birisidir. Onun da 1958 tarihli bir yazısında Şiir Adamı Rahatsız Etmeli diye bir başlık taşıyor bu yazısı. Şiir Adamı Rahatsız Etmeli. Şimdi burada şiirin tabi burada hem içinde bir ya da sanatın genel olarak içinde hem bir baskının olması hem de bir... Rahatsızlık vermesi, adamı rahatsız etmesi meselesi var. Burada aslında rahatsızlık orada adamı rahatsız etmelidir de geçen adamı e, kelimesi üzerinde özellikle duruluyor. Burada failin çift taraflı olduğu hani hem yazarın kendisi adam kendisini rahatsız etmesi hem de... E, okuyanı rahatsız etmesi. Ama burada tabii siyasal iktidara da vurgu yapıyor Cemal Süreyya biraz. Ve sanatın etkisinin de bu şekilde hani iktidarın yörüngesinde ve onun çerçevesinde de bir belirlenimi olduğunun da altını çiziyor tabi buradaki bütün siyasal iktidar ne yapmaya çalışır burada sanatın kendi içindeki o sanatçının kendi içindeki rahatsızlığın dışa vurumu olarak ortaya koyduğu eser kamusal alana çıktığında, onu siyasal iktidar kendi tarafı olan ya da muhalife olan bir görüş olarak da damgalama ihtiyacı içindedir. Genelde böyle de bir eleştiriye tabi tutulur. Aslında burada en büyük kaygısı yenilenmek olan aslında sanatçının da istediği hem kendinin yenilenmesi, duygularının yenilenmesi, hem toplumun iyileşmesi ve iyileştirilmesidir. Bence burada geçecek şarkısına da çok uyuyor bu açıklamalar. Ee, o yüzden e, en büyük kaygısı e, yenilenmek olan sanat hem siyasal iktidarın güdümündeki sanat pratiklerine hem de bizzat iktidara da çatar yani içinde biraz muhalefet de vardır onunla mücadele de eder e, çünkü burada e, sanatçının istediği e, rahatsızlığın ortadan kaldırılmasıdır zaten onun için e, yazar bunu o yüzden biz burada e, işte her mısra evreni değiştirir şiirde der yine Cemal Süreya her mısra evreni değiştirir şiirde öyle ki mısra yazılmadan önce evren başkadır yazıldıktan sonra başkadır der ve bu çatışma temelinde oluşan ve filizlenen sanat kurulu düzenle çatışma içindedir kurulu düzene de muhaliftir ve onunla çatışır ee, mesela e, bunu insan hakları meselesine kadar e, götürüyor ve e, işte e, diyor ki bugün şiirin bir ucu toplumsal planda insan haklarını kolluyor, evet. E, çünkü şiirin çekirdeğinde de böyle bir ahlaki şey de var. Ama bir gün e, in, neden bu var? Çünkü insan hakları bütün ilkeleriyle ve bütün normlarıyla uygulamada olmadığı için var. Bir gün bu uygulamaya geçse ve insan hakları e, meselesi tamamen e, uygulanıyor desek bile şiir onu eleştirmekten vazgeçmeyecektir diye de buna Peki. açıklama getiriyor. Yani sanatın muhalif yönü her daim olacak. Yine ben sözü uzatıyorum biraz ama e, siyasal iktidarla sanat e, genelde üç tür ilişki içinde de ola gelmiştir. Bunun da altını kısaca çizeyim ve e, sonra diğer sorulara geçebiliriz. Bunun ilk kurduğu ilişki itiraz eden sanatçıyla ilgilidir. Burada itirazı kim ediyor? Yeniyi ve değişimi e, dillendiren, içeren e, bu eylem ve e, söylemlerin hepsi bir sanat